Romanya'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adaylardan hiçbiri %50'nin üzerinde oy alamadı. Yeni Cumhurbaşkanlığı 16 Kasım'daki ikinci tur oylama belirleyecek. Sandık çıkış anketlerine göre sol blok tarafından desteklenen seçimin favori adayı Başbakan Viktor Ponta yaklaşık %38 destek buldu. İlk sonuçları değerlendiren Ponta ikinci tur için kendinden emin konuştu. Romanyalıların Cumhurbaşkanı olarak 17 Kasım'dan itibaren birlikte yaşama ve birlik yolunda ilerlemeye, gerek bana oy verenler gerekse diğerlerine oy verenler ya da hiç oy kullanmayanlarla birlikte yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Merkez sağın iki partisinin desteğini arkasına alan Alman asıllı aday Klaus Johannis, dünkü seçimde %8 gerisinde kaldığı Ponta'yı ikinci turda geçmek için muhalif oyları kazanmaya çalışacak. Bu yarışta hukukun üstünlüğü, adalet ve bağımsızlığı garanti edecek tek aday olarak sadece ben kaldım. Romanya'da Cumhurbaşkanlığı aynı zamanda bir icra makamı. Hükümet başkanı ve yargı üyelerini atama yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütme üzerinde de etkili bir konumda.